25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü dolayısıyla Çanakkale Barosu, AK Parti, Çanakkale Kadın Kolları ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada kadına karşı şiddete dikkat çekilerek mücadelenin devam edeceği vurgulandı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü farkındalık etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik ve açıklamalar yapıldı. İlk açıklamayı Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu yaptı. Baro adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak İstiklal Marşı okundu. Baro adına açıklamayı Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gizem Pekince okudu. Pekince açıklamasında kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününün 25 Kasım 1960'ta tecavüz edilerek ve dövülerek öldürülen Mirabel kardeşlerin anısına yönelik kadına şiddete karşı ölümsüzleştirilen bir gün olduğunu belirtti. Taleplerini ise şu sözleriyle dile getirdi. Bugün halen kadınlar eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele vermeye devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı kanun ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere kadın haklarını güvence altına alan mevzuatın devletin her bir organı tarafından eksiksiz uygulanması, uygulamanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarından etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması öncelikli taleplerimizdir. Bir diğer açıklamayı da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı yaptı. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Karadayı açıklamalarının devamında hükümet olarak kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Türk Ceza Kanunu'nda aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek pozitif ayrımcılık ilkesini anayasada düzenledik. 2011 yılında ise iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi genelgesini düzenledik ve mobbing suç kapsamını aldık. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ise 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü açıklamasını Çanakkale Adliyesi önünde gerçekleştirdi. Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol'un okuduğu açıklamada, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerini paylaşarak mücadelenin süreceğini vurguladı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 ile 1 Kasım 2022 arasında ise 202'si şüpheli olmak üzere en az 482 kadın öldürüldü. Şüpheli kadın ölümü yoktur, etkin yürütülmeyen soruşturmalar vardır. Kadınları koruyamayan, şiddeti tolere edilebilir bulan, öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Her kadın bir hayattır. Hiçbirimiz eşitlikçi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.